Arkadaşlar Skor kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünün tahminini dediğim üzere e, vereceğim arkadaşlar. Galatasaray Karagümrük maçını yorumlayacağız. Saat 7'de de yaklaşık 45 dakika var arkadaşlar. Görenler değerlendirsin maçı. E, güzel bir kazanç sağlasın değerli dostlar. Güzel de maçlar var. Diğer maçları da yorumlayabiliriz aslında da. Yani bir tek onu şey yapacağım arkadaşlar. Yorumlayacağım. Yorumlamak istedim. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. E, şu maçın yani bu maça bir şey diyemeyiz aslında da. Yani Lerkuzen ee, Leipzig de aslında. Güzel bir takım. Bu maça da bir var çıkabilir arkadaşlar. Bence var olur. Bu maça ben ilk yarı bir gol diyeyim arkadaşlar. Bunu değerlendirin. E, dakika 20-25 20'ye kadar 25'e kadar olmazsa bu oransadan 1 40 35 olur. Temiz bir şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İlk yarı 0-3-3 size söyleyeyim. Onu da alın. Onun haricinde yani bu maçı yorumlayacağım. Yorumlamadan önce lütfen Emre videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım. En son paylaştığım 1.5 gol üstü tahminle bir bakın arkadaşlar değerlendirin. Yani bakın derken sonuna kadar izleyin anlayın arkadaşlar. Çıkan maçlarda canlı olarak görünce ilk yarı buçuk üst temiz bir şekilde değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Bu şekilde söyleyeyim. VIP grubumuza gelmek isteyenler videonun altındaki linklerden bana ulaşabilirler arkadaşlar. Videonun altına linkler bırakıyorum. Çoğu insanlar soruyor arkadaşlar. Sormamıza gerek yok. Hatta e, Instagram kanalını göstereyim. Evet arkadaşlar bana buradan ulaşabilirsiniz. Skoranisi 41 yazarak. Bakın aynı fotoğrafım var. Yani e, YouTube'daki profil fotoğrafım aynısı. E, bu kanalda bizim yeni açtım. Diğer eski kanalımız kapandı tabii ki bildiğimiz üzere. Şikayetten dolayı ya bu kanala e, mesaj atabilirsiniz. Burada mesajlara bakıyorum arkadaşlar. E, büyük grup hakkında sormak istediğinizi mesaj olarak sorabilirsiniz değerli dostlar. Bugün yine şov yaptık ee, arkadaşlar. Söylediğim şekilde güzel kazançlar sağladık arkadaşlar. Ee, Adana maçından yine ilk yarısından aldık. Ee, 1.5 gol üstü yani tahmini sana söylemiştim. Vermedim ama e, 3.5 gol üstü şeklinde vermiştim. Geldi. Ee, onun haricinde maç boyunca Ayaksı maçında 2.5 gol üstü verdim. Geldi arkadaşlar. Ee, onun haricinde bir tek maçlarda aldığım maçlar var. Onlar da geldi arkadaşlar. Birçok karşılaşmamız bugün... Güzel sonuçlandı. bu Güzel kazandı arkadaşlar bugün. Güzel kazançlı çıktık. Bu şekilde söyleyeyim. E, Taktik videoları gelecek. E, kanalı takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. E, geçelim maçımıza. Saat 7'de Gansay Karagümrük e, maç arkadaşlar. 1-12 çıkmış. çıkmıştı. Basmana 7-76. Oran 2.5 gol üstünde. De 1 22 güzel bir düşük mevla bir oran çıkmış arkadaşlar. Şimdi aklımız üzere arkadaşlar. Bu maç e, yani Galatasaray'ın şu an sakatı bir ikarıdı yani en önemli oyuncusu şu an sakat şüpheli. Yani derbi maçını düşünerek bu maçı belki alma istemeyi belki de sakat değildir. Yani sakatla ilgili bir şey belki çıkmadı. Bilerekten sakata çektiler arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Zanilo gibi bir oyuncu. Zanilo'yu da tanımıyoruz. Yani Forlut yine iyi oyuncularla Mertens, Storier'e, Oliver'e, Kerem yani bu kadro iyi. Karagümrük'ün kadrosu çok iyi. Cagne, Ace oyuncuları, Borini. Bunlar kara günlük. Bu maça en mantıklısı bana göre tertemiz varın değerlendirin arkadaşlar. 1.48 oran. Ee, bunu alın arkadaşlar. Maç boyunca bunu değerlendirebilirsiniz. Ama ben e, onunla demey demeyelim arkadaşlar. En temiz oran yükseltip, yükseltip bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol var arkadaşlar. 1.56'dan değerlendirebilirsiniz. Sistem kuponlarınızda bunu oynayın arkadaşlar. 1.5 gol üstü arkadaşlar. İlk yeri 1.5 gol üstü tahmini arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. İlk kere 1-1 ya da 2-1-1 Galatasaray tahmini düşünüyorum. 2-1'de kalabilir arkadaşlar. Yani ilk kere goller gelecektir. İlk kere 1.5 gol üstü değerlendirin arkadaşlar bu maçı. Maç boyunca da Galatasaray'ın en az 3 gol bulacağına ya da sadece şunu alın arkadaşlar. Bence tertemiz 1.42 değerlendirebilirsiniz. Depin bir golü ya da aynı oran aslında 1.48 yani bir kısteki değerlendireceğim var mı? Depin sadece bir golünü değerlendirip 1.42 arkadaşlar. bunu söyleyeyim. Ve bu maça 2.5 gol üstü karşılık gol var demek istiyorum. Bu şekilde değerlendiririz. Kara Gümrük'te bence gol bulur. Ee, i̇yi bir takım Kara Gümrük. Kötü bir takım değil. Gelen giden atan bir ekip. En son Ümraniye 4 2 yani şey yendi. Onun yüzü Hatay'ı üst zaten yendi. Fenerbahçe'ye karşı attı zaten kendi evinde. Yani de pasmalar atan bir ekip. Kendi evinde de Başakşehir'e beraber kaldı. Galatasaray'da gol veya gol veya bulacaktır. Galatasaray'ın evinde genelde 1-1 bitmiş. 2021'de 2020'de 2-0. Bakın zor zor yenmiş şey. yani 2-0. Kendi evinde Galatasaray. Onun için bu maçta ama goller olacaktır diye düşünüyorum. Gollü bir maç bekliyorum. Güzel e, ikili güzel bir maç olacağını düşünüyorum. En az bir e, 3-1-3-2 bir beklentim var arkadaşlar. Galatasaray'ın yönünde. Onun için bu maça en mantıklısı karşı gol var. Ve 2.5 gol istiyorum sistemlerinizde ya da çerez olarak da ilk yarı bir buçuk gol üstü atın. Maçın serini izleyin arkadaşlar. Ve depin bir golü arkadaşlar. Yani tercihimiz tercihimizi şöyle söyleyeyim. Tercihimiz arkadaşlar iki buçuk gol üstü pardon arkadaşlar terdim, tercihimiz arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben Galatasaray'ın en az 3 gol bulacağını düşünüyorum. Bence tercihimiz bu olsun arkadaşlar. Tek olarak. Galatasaray en az 3 atar. Galatasaray arkadaşlar. Forret dediği aslında yani Karagümlü forvetlerini görmek istiyorum. Yani iyi bir kadro var. Ama bu oran 1.42'lerde falandı. Yani bu oran yükseldi. Bir pislik var maçta. Seziyorum. Ama bence gol veya bu goller bulacaktır. Onun için tercihimiz dediğim üzere arkadaşlar şunu bence. Depin bir golü tercihimiz arkadaşlar. Depin ee, bir golü değerli dostlar maç boyunca üç 3.5 gol üstü. Dertimiz 3.5 gol üstünü değerlendirin. İlk yarı 2 gol atarı var arkadaşlar. İlk yarı 2 gol sistemi var. Ee, ufaktan da bunu değerlendirin. Ufak bir şeyler atın arkadaşlar buraya. Bu maça ufak bir şeyler atın ve bunu değerlendirin. 2.5 gol üstü karşı gol var arkadaşlar. 1.56 tercihimiz ve e, alternatif tercihimize deplasman 0.5 üstü arkadaşlar. Buna da çerezlik dediğim üzere değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde görüşüm kalsayın. 3-1-3 gibi beklentim var. Onun için bu maça 2.5 gol üstü karşı gol var. Ee, arkadaşlar ilk yarı 1.5 gol üstü tercih edilmiş. Sürpriz e, ufaktan değerlendirilir. Ee, beklentim dediğim üzere arkadaşlar. Beklentim şu şekil. 3-1 ya da 3-2 arkadaşlar. Bu skordan çıkacaktır. Bu maç bunu ee, görüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Yani 4-5 gol sistem var bu maçta. Bu şekilde söyleyeyim. Günün tek maçını değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Karşı gol var. 2.5 gol üstü. Hep bir gol arkadaşlar. Herkese bol şanslar arkadaşlar. Bol kazançlar. Lütfen videomuzu emeği paylaşmayı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmaya değerli dostlarım. Kanalıma bekliyorum. Herkese bol şanslar arkadaşlar.